Allah Allah, Allah Allah. Semahlarımız kabul ola, seyirlik olmaya. Gerçeğe hüh. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na davetimi arz ediyorum. Alkışlarınızla. Sayın Başbakan Yardımcısı, Sayın Valim, değerli milletvekillerim, sevgili dostlar, Hacı Bektaş'ın mekanındayız. Belediye Başkanımız Hacı Bektaş'ın bir sözünü belediye başkanlığına asmış. İncinsen de incinme diyor. İncitme diyor. Kimseyi incitmeyelim. Sevgiyi, hoşgörüyü bu coğrafyaya getirenler, bu topraklara getirenler Yunus Emre'lerdir, Mevlana'lardır, Hacı Bektaş-ı Veli'lerdir. O topraklar, bu topraklardır. Burada sevgi vardır, burada hoşgörü vardır. Burada insan sevgisi insanların yüreklerindedir. O nedenle Hacı Bektaş'ın bir sözünü hiç unutmayalım. İncinsek de kimseyi incitmeyelim. Sizden isteğim budur. Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu'nun hamurudur. Anadolu'nun mayasıdır. Anadolu'nun özüdür. Anadolu'nun sesidir. Her şeyden önce Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu'nun nefesidir. Böyle bilelim, böyle tanıyalım, böyle kucaklayalım. Bu topraklara bereketi getiren, sevgiyi getiren
Hacı Bektaş-ı Veli'dir. O yüce Horasan eridir. Bunu bilelim ve böyle kabul edelim. Değerli arkadaşlarım, siz de çok iyi bilirsiniz. İnsanlığa hediye edilmiş hiçbir ruh sıradan zamanların ruhu değildir, ürünü değildir. Tarih sancılanmadan Hacı Bektaşlar doğmaz. Dünyanın 13. yüzyılına döndüğümüz zaman büyük kaosların yaşandığını görüyoruz. Büyük acıların yaşandığını görüyoruz. Moğol istilasını görüyoruz. Haçlı seferlerini görüyoruz. Onlar Horasan'dan geldiler. Mevlana'lar geldi. Hacı Bektaş-ı Veliler geldi. Şems-i Tebrizilerden gördüler. Öğrendiler. Geldiler bu topraklara. Anadolu erenleri geldiler. Bu topraklara yerleştiler. Sevgiyi, hoşgörüyü, dostluğu, beraberliği, kardeşliği, güzel nefesleri, deyişleri bu topraklarda bıraktılar. Bugün konuştuğumuz dili onlara borçluyuz. İnancımızı verdiler, kültürü öğrettiler, beraber yaşamayı öğrettiler. O nedenle biz Hacı Bektaş'ın mekanındayız. Onun mekanı yüce bir mekandır, ulu bir mekandır. O mekanda bütün gönül erlerine yer vardır. O mekanda asla ve asla kin yoktur. Sevgi vardır, hoşgörü vardır. Bunu bilmeliyiz, bunu yüceltmeliyiz. Her sevgiye, her hoşgörü yüreğimize Hacı Bektaş-ı Veli tarafından kondu. Bunu bilelim ve bunu kabul edelim. Değerli dostlarım, bir şey daha iyi bilmemiz gerekiyor. Onun kitapları benim gençliğimde okuduğum ilk kitaplardandı. Makalatını az önce Sayın Bakan bana da verdi. İyi bir baskı yapılmış. Onun sözleri çağı aşan sözlerdir. Birkaç tanesini size okumak isterim. Şöyledir Hacı Bektaş-ı Veli: düşmanınızın bile insan olduğunu unutmayınız der. Hükümdar ancak adaletli ile başarılı olur. Adaletli olmayan hükümdarın başarılı olmadığını Hacı Bektaş-ı Veli yıllar önce söylemiştir. Oturduğun yeri pak, kazandığın lokmayı hak eyle demiştir. Hak edeceksin oturduğun yeri ve lokmayı da hak edeceksin der. Hacı Bektaş-ı Veli dostluğu, sevgiyi, hoşgörüyü sadece bu topraklar için mi söyledi? Onun sözleri evrenseldir. İster Amerika'ya gidin, ister Çin'e, ister Almanya'ya gidin, ister Japonya'ya, ister Afrika'ya gidin, ister Antarktika'ya. Sevgi, hoşgörü ve barış dili artık evrenseldir. O 13. yüzyılda bunları söyledi. 21. yüzyılda da bunlar geçerlidir. Çünkü onun her sözü çağı aşan sözlerdir. Biz 13. yüzyılda söylenenleri bugün kabul ediyoruz. Yüreklerimize, gönüllerimize yazdık o sözleri. O nedenle biz sevgiyi ve hoşgörüyü asla unutmamalıyız. Yakın coğrafyamıza bakın. Eğer Hacı Bektaşların, Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin sözleri eğer bu topraklarda ve komşularımızda, hatta İslam dünyasında kabul görseydi, bugün Suriye'de insanlarını öldürür müydü? Ramazan ayında, İslam dünyasının kutsal ayında insanlar Allahu Ekber diye bir başka Müslümanı öldürüyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Daha birkaç gün önce Mısır'da çok sayıda Müslüman öldürüldü. Katledildi Mısır'da. Irak'ta 5 milyon çocuk babasız kaldı, yetim kaldı. O zaman bu coğrafyanın mesajını, Hacı Bektaş'ın mesajını, Mevlana'nın mesajını bütün dünyaya haykırmalıyız. Bütün komşularımıza söylemeliyiz. Barışı evet istiyoruz. Huzuru evet istiyoruz. Şunu bilmeliyiz. Yine bu toprakların çocuğu,
Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği. Yurtta da barış istiyoruz, dünyada da barış istiyoruz biz. O aynı zamanda büyük bir mutasavvıftır, bir düşünürdü. Eserleriyle, çağı aşan söylemleriyle hepimizin gönlünde taht kurdum. Bugün onu anmak için hep beraber bir aradayız. Onun makamındayız. Onun makamı ulu bir makamdır. Onun sözleri bizim yüreklerimizdedir. Hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum.